Bugüne damga vuran basketbol tarihine geçecek vize skandalında sıra efendim. Uluslararası Kadın Basketbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Bursa Uludağ takımı İngiliz takımıyla eşleşmişti. Maç dün onlandı fakat takımımızın karşısına vize engeli çıkartıldı. Vize verilmediği için Bursa Uludağ takımının yöneticileri Sağlık görevleri oyuncuların yarısından fazlası İngiltere'ye gidemedi. Sadece Amerikan ve Avrupa Birliği pasaportlu 5 basketbolcu Londra'ya gitti. Onlardan biri de maça sakat sakat çıktı. Yeni liselerde 5 sporcumuz tek başlarına verdikleri mücadeleyle göğsümüzü kabarttı. İngilizler vize vermedi. Basketbolcu kızlar sadece 5 oyuncuyla maça çıktı. Maçı İngiliz takımı gönülleri Bursa Uludağ Basketbol'un kızları kazandı. Uluslararası Kadın Basketbol Turnuvası'nda Bursa Uludağ ile London Lions Kulübü eşleşti. 3 gün sonra Türk ekibi vizeye başvurdu. Hiçbir şekilde bir olumlu yanıt alamadık. Londra e, hiçbir şekilde bize bir öncelik vesaire tanımayıp, yani e, işlem süresini kısaltmadı. Basketbolcuların vizesi yetişmedi. FIBA da maçı ertelemedi. FIBA bize şu şekilde dönüş yaptı. E, maça çıkmazsanız 40 bin euro ceza yiyeceksiniz. Takımda vize sorunu olmayan 5 sporcu vardı. İkisi Amerika, üçü de Avrupa Birliği pasaportu taşıyordu. Onlardan biri olan Eda Şahin de sakattı. Ama yine de 5 sporcu İngiltere'ye gönderildi. 24 yaşındayım. İlk defa böyle bir durumun içinde bulundum. Hem benim için birazcık gergin, stresli bir dönemde iki günlüğüm birazcık stresli geçti. Çünkü başımızda gelebilecek herhangi birisi yoktu vizeleri olmadığı için ve her şeyden sorumlu gibi bir şeydim ben. Parkeye biri sakat, beş basketbolcu çıktı. Eda Şahin maç devam edebilsin diye sahada kaldı. Neredeyse yürüyemiyordu bile. Ne yedek oyuncu vardı, ne antrenörler, ne de sağlık ekibi. Maç esnasında bomboş bençin bu fotoğrafı çekildi. Kendime güvenli olabildiğince pot altına yakın bir şekilde orada yürüyerek aktif tutmam gerekti. Maçı 59 farkla İngiliz takımı kazandı. Sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı da yayınladılar. Bursa Uludağ basketbolun sporcuları maç sonu taraftarı taraftar da onları alkışladı. <laughs> İngiltere Büyükelçiliği NTV'ye açıklama yaptı. Vize belgelerinin 13 Aralık'ta teslim edildiği belirtildi. Kulübün vize işlemlerinin bir günde tamamlanmasını sağlayan kişi başı 1000 pound yani 37 bin lira bedelli süper öncelikli hizmet seçeneğini de kullanmadığı vurgulandı.